Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQLite'deki update ve delete metotlarını nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız önceki derslerimizde veri tabanını oluşturduk, tablolarımızı oluşturduk. Bu tablolara verilerimizi yazdık ve okuyabiliyorduk. Ve bunları ele alan not oluştur ve notları oku metotlarımız vardı. Bugünkü derste ise not güncelle ve not sil diye iki tane metot yapacağız. Öncelikle şuraya not güncelle diye bir metot oluşturuyorum. Bunu aşağıda tanımını yapalım. Private void not güncelle. Şimdi bunu yaparken diğerlerinden çok da farklı şeyler yapmayacağız ama biraz daha farklı olacağını söyleyebilirim. Öncelikle bir database helper nesnesi oluşturarak database'imi açmaya çalışacağım. Context olarak bu sınıfı verdim. Tabi buraya new database helper dememiz lazım. Daha sonra SQLite diyoruz. DB diyoruz ve helper'ı kullanarak get readable database'i alıyorum. Şimdi burada bazı arkadaşlar şey diyebilir. Hani güncelleme işlemi de sonuçta bir verinin yazılması olacağı için burada writable'ı kullanamaz mıydık? Kullanabilirdik. Açıklamayı okuyunca aslında düşündüğümüz gibi bir olay olmadığını görüyorsunuz. Ne diyor? Bu diyor aslında get writable database'de aynı nesneyi geri döndürür. Ama diyor mesela diskin dolu olması gibi bir durumda. Yani database açılacak şekilde İçine veri yazılacak şekilde açılamıyorsa, çünkü disk dolmuş artık herhangi bir veri yazılamıyor maalesef. Bu gibi durumlarda aslında bu metodu kullanın diyor. Ya böyle bir durum çok mümkün mü? Artık cihazlarımızın hafızaları bayağı büyük. Ama olabilir tabii ki de. Bu gibi durumlarda biz yine readable modda açarsak çok daha iyi olur. Bir veri yazamıyorsak bile en azından okuyacak şekilde açabiliriz. Şimdi database'imizi açtıktan sonra, ele aldıktan sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Öncelikle şöyle yapalım hatta. db.update yapacağız ya. Burada gördüğünüz gibi önce benden bir tablo adı istiyor. Update yapılacak tablonun adı. Buraya ben notlar_entry.tableName deyip tablo adımı getiriyorum. Daha sonra content values diyor. Yani bir koşul veririz değil mi biz update yaparken? Mesela ID'si 5 olan kaydı güncelle. O 5 olan kaydı bulunca orada değiştirmek istediğiniz verileri buraya yazıyorsunuz. Content values'ü şöyle güncellenen değerler diyelim. Değerler eşittir new content values. Daha sonra da bunlara put diyerek yeni değerleri koyacağız. String key'imiz mesela biz şey değiştirelim. Not bilgisini değiştirelim. Ona da nasıl oluşuyorduk? Notlar entry nokta not içerik. Daha sonra da bunun değeri yeni güncellenen değer olsun. En son burada kalmamış. Neyse bakarız. Bunu yazdıktan sonra bunu da buraya geçiyorum. Güncellenen değerler. Daha sonra benden bir where clause istiyor. Burada da diyorum ki notlar_entry_id'si artı diyorum eşittir soru işareti. Daha sonra da yani buraya yazacağım şeyleri tutan bir string dizi bekliyor benden. Args diyelim. Ve de buraya ID'si atıyorum 45 olan değeri güncellemek istediğimi söylüyorum. Buraya da bunu geçeceğim. Evet. Bunu yaptıktan sonra bu bana geriye bir integer değer döndürüyor. Bu integer değer bu sorgudan etkilenen satır sayısını geriye gönderecek. Yani güncelleme işlemine tabi tutulan satırı bana döndürecek. Bunu da bir toast mesajıyla ekrana yazdıralım.
güncellenen satır sayısı diyelim. Hani bir tane ID değeri verdiğimiz için bunun bir gelmesi lazım. Bakalım böyle bir kayıt var mı ve ekrana yazılacak mı? Etkilenen satır sayısı toast.long deyip ekranımızda gösterelim. Şimdi uygulamamızı bir başlatalım. Bunu yukarıda çağırdık değil mi? Evet. Üç tane satır varmış ve bir tane satır güncellenmiş. Ne vermiştik ID'sine? 45 vermiştik. Şurayı kapatayım. Şimdi burada 45 spora git olarak gözüküyor. Neden arkadaşlar? Çünkü biz bu güncellemeden önce biz bunları notları okuyu çalıştırmıştık. Şimdi uygulamamı tekrar çalıştırdığımda artık orada 45 numaralı kayıtta ne olması lazım? Yeni güncellenen değer diye bir veri olması lazım. Gördüğünüz gibi 45 olan kayıtta artık yeni bir satır mevcut. Bu şekilde verdiğimiz ID'ye göre değerleri güncelleyebiliyoruz. Şuradaki işte content value ise siz artık neyi bileyim, başlangıç tarihi, bitiş tarihi veya tamamlanıp tamamlanmadığı değerlerini de ID'si 45 olan değerde değiştirmek istiyorsanız buradaki bu content value'sün içine doldurmamız yeterliydi. Not güncelleme kısmı da bu şekilde. Bir de hızlı bir şekilde hemen ne yapalım? Silme işlemini de gösterelim. O zaten en kolayı. Not sil diyelim. Ve şu ekrana bir daha bakalım. Atıyorum burada 67. kaydı biz bir silmeye çalışalım. Buraya geldik. Yine aynı şekilde database helper'ımızı buraya çağıralım. Database'imizi açtık. Ve db.delete komutuna bakalım hangi parametreleri alıyormuş. Öncelikle silme yapacağımız tablonun adını istiyor benden. notlarentry.tableName dedim. Daha sonra where clause istiyor. Where clause dediği de yani neye göre bulacağım? ID'ye göre bulacağım. notlarentry.id artı diyorum eşittir soru işareti diyorum ve buraya da arg kısmına da where clause'daki id'mi yazacağım. String args diyelim. Buraya da ne yazacağız? 45 mi demiştik? Bir daha bakalım. 67 demişiz. Bunu da buraya geçtiğimde ID'si 67 olan satırın silinmesi gerekiyor. Yine bu da aynı şekilde bir etkilenen satır sayısı yani geri dönüş olarak bir integer değer veriyor ve bu değerde silinen satır sayısını veriyor. Bunu da buraya bir toast mesajda yazdıralım. Silinen satır sayısı diye. Ve de unutmadan şöyle yapalım. Bütün bu işlemlerden sonra notları okusun. Güncelle gelsin. Şuraya not sil diyelim. Evet. Yani önce silsin ve sonra göstersin. Ben de onun silinip silinmediğini anlamış olayım. Eğer bir hatamız yoksa 67. kaydın artık burada olmaması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 67. numaralı kayıt gitti. Bir kere de birden fazla satır silmek istersek bunu şuradaki şu döngü kısmını sorgu kısmını bir döngünün içine tutabiliriz. Bu gibi işlemler yapılabilir. Hatta göstermek adına yapalım burayı. Şimdi burada argüman 67 deyince böyle oluyordu. Buraya gelelim. En son bakalım nelerimiz varmış. Mesela 50'den 60'a kadar olan sayıları silelim. Kayıtları silelim. Bunun için şuraya geliyorum. Bir tane for döngüsü lazım bana. Integer i eşittir 50'den diyorum. I küçük olana kadar ve eşit olana kadar 60'a i'yi bir arttır.
Daha sonra şurayı aldım. Kestim. Buraya koydum. Burada artık arg yerine neyimiz olacak? Bizim i'miz olacak. i'yi de yazarken string nokta value of deyip i'yi buraya yolluyoruz. Sonuçta i integer değer ve bunu bir string olarak saklamam lazım. Daha sonra da burada gördüğünüz gibi args'tan bu i'yi buraya koyacağım mesela 50 sayısını. Arg'a atacak. O da buraya koyacak. Bu döngü 50'den 60'a kadar çalışacak. Şimdi burada bir hatamız mı var? Şurası iptal oldu. Bunu aslında yazmaya artık gerek yok. For'un içine sokarsak 10 kere dönecek çünkü bu. Bakalım 50'den 60'a kadar olan sayılar silinecek mi? Gördüğünüz gibi 50 ile 60 arasındaki ID'si 50 ve 60 arasında olan bütün kayıtlar silindi. Evet, bunu da anlattıktan sonra aslında SQLite'da yapabileceğimiz çoğu işlemi ele alacak metotları öğrenmiş olduk. Şöyle bir uygulamaya bakarsak mesela ilk kategorilere gittik. Buradaki değeri veri tabanımıza kaydetmeyi biliyoruz. Buraya yazdığım değeri veya şurada tıkladığımda bir ilgili kategoriyi bulup onu silmeyi biliyoruz. Yeni bir kategori eklemeyi biliyoruz. Buraya geldik. Burada ilgili kategoriye göre koşul yazıp ona göre sonuç alıp burada da güncelleyebiliriz. Burada da yeni bir not oluşturabiliriz. Aslında şu an için hani bu uygulamayı bitirebiliriz ama ben content provider'lar konusunu da anlatmak ve bu uygulamada kullanmak istediğim için şu an için arayüzümüze herhangi bir şey yapmayacağız. Ama gördüğünüz gibi SQLite ile ilgili bütün metotları aslında burada ele almış olduk. Ama dediğim gibi bunları şu an için arayüzümüze uygulamayacağız. Bunları yaparken content provider'ları kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.